Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yayına. İki tane değerli doktor arkadaşım bugün bana eşlik edecek. Kendilerine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Sağ olun. Öncelikle branşlarınızı belirtebilir misiniz rica etsem? Ben nöroloji doktoruyum. Ben de kardiyoloji uzmanı Doktor Fatih. Nöroloji doktorusunuz değil mi İnci Evet. Hanım? Evet. Evet. Bu şahsı çok internette dolanıyor. Ben de gittim yüz yüze görüştüm. Size de videolarını attım. Kendisi hani bana göre tedavi edilmesi lazım. Ama tabii ki biz işte hani Google'dan birine şey yakıştırmayalım işte hastalık yakıştırmayayım. Öyle bir yetkimiz yok. Çeşitli hastalıklar aklıma geldi ama bir şekilde bir beyinsel hastalığa sahip olduğunu düşünüyorum ben. Sizin fikrinizi ben merak ettim acaba bir uzman olarak. Neler demek istersiniz? Yani çok rahatsız edici bir videoydu öncelikle. Hani izleyen kişiyi tedirgin eden hani ama çok yani mantıklı bir şey değildi izlediğim video. Hani mantık çerçevesinde Hangisini normal izlediniz ilk olarak? Hangilerini izlemiştiniz? bu ev ortamında bayanlara hani sosyal Evet. iletim yani erkek ve bayan sosyalleşmesiyle ilgili özellikle olan videoyu izlemiştim. Hı. Yani mantık zincirinde özellikle bizim Türk toplumunun sosyo-kültürel düzeyini bırakın. Normalde hani herhangi bir yerde de bir insanın sosyal konumunu, işte yaşını, evlilik durumunu, erkek arkadaşı olup olmadığını bilmeden tacize giriyor gerçekten. Ama kafada bir tahta eksik gibi geldi ama belli bir net bir hastalık göstermiyor. İlgi çekmek için, biraz hani fenomen olmak için bence kasıtlı yapılan hareketler gibi görünüyor daha çok. Peki yani bana otistik Yasaklanması diyorlar gerekir. diyor. Efendim? Yani bana otistik diyorlar diyor. Ben gittim yüz yüze tanıştım. Ama bir insanın bu kadar böyle hastaymış, otistikmiş gibi rol yapabilmesine çok olanak vermiyorum ben. Çok mükemmel bir oyuncu olması lazım bana göre. Ama hani otizme girmiyor yaptığı sergilediği hareketler zaten. Şizofrene de girmiyor. Hani öyle yorumlar yapanlar olmuş okudum. Asperger sendromu hani bir filmde var Ama ya. onlar da hani belli sabit ritmik rakamları tekrarlama, aşırı zeki olma gibi hareketler Bu da vardı tekrarlıyor aslında. zaten. Rakam Ama tekrarlamıyor ama durum. tekrarladığı şeyler ilgi çekmek için, fenomen olmak için tekrarladığı şeyler. Hani otizmde veya işte bu spektrumuna sahip hastalıklardaki gibi tekrarlama değil. Hani aynı şeyleri sürekli diyor ki işte dürüst cevap verin, içinizden geldiği gibi tepki verin. Hani o fenomen olmak için yaptığı ilgi çekici hareketler diye düşünüyorum. Özellikle bir hastalık belirtisi değil. Peki sosyal anksiyetesi yoğun gibi geldi bana. Çok gergin duruyor. Ben izlediğimde zaten orada hani bayanları yönlendirme tarzı, öğrencim olarak hani iddia ettiği kişileri vesaire hani çok hoş olmayan hareketler şahıs hakkında çok değişik. Mesela bir çaydanlık dökme olayındaki şakada senin çok iyi bir insan olduğuna karar verdim diyor ama gerçekten orada bir sıcak su yok. Hani sıcak suyu döktükten sonraki tepkisi kimsenin hani öyle yumuşak zaten olmaz. Ama onu bırakın o bayanları hani yönlendirme şekli, onlara hani burnunu kapatarak işte bunları söylediği şey yapması bence tamamen fenomen olmak için Dikkat çek. dikkat çekmek Narsist için olabilir yaptı. mi? Evet yani ama belirgin bir ruhsal yani ruhsal hastalık değil de tedavi olması gerekir ama bunlar fenomen olmak için kasıtlı hani gelin kaynana programına çıkanlar da kasıtlı olarak mesela orada kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Ben buna benzettim. Rating Evet, toplamak için. aynen. Rating toplamak için. Evet, anladım. Ya ben his ya bilmiyorum ben en azından sosyal anksiyete o sürekli o gergin olması, sosyal fobi, sosyal anksiyete kronik bir şekilde ben de eskiden benzer şeylerin tedavi oldum daha öncesinde. Sonradan düzeldim de tanıyabiliyorum. Hani çok da böyle bu kadar ruh hastası taklidi yapmayı çok böyle bu kadar uzun süre mükemmel yapabileceğine ben pek ihtimal vermemiştim. En azından bir sosyal zeka eksikliği bayağı var sanki ya. Taklit yapmıyorsa. Yani olabilir IQ'su düşük olabilir doğru söylüyorsunuz ama oradakilerin hepsi aynı düzeydeydi gibi geldi bana.
Yani paylaşılmış bir şey var. Yani bir de bir ev ortamının hali, orada bayanların hani öğrencim diye hani böyle insana hoş olmayan, hani bayan erkek ilişkisinin hoş olmayan bir uç noktası. Hani fuhuş evi gibi değişik bir şey yani. Hani çirkin, böyle üzerinde yorum yapmaya değemeyecek kadar böyle hani izlediğim videolarda değişik. Mesela birkaç işte şeyde durakta bayanın yanına gidiyor. İşte hangi durağa gidiyorsunuz bilmem ne. Hani değişik yani, bunlar zaten normal insan hareketleri değil ama bir hastalık belirtisi de değil gibi duruyor. Oradaki kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu bence, tedavi edilemeyen, sınırda kişilik bozukluğu diye bir şey var bizde, borderline diyorlar, sınırda. Evet. O yani, mu olabilir diyorsunuz? Olabilir, borderline kişilik bozukluğunun bir tedavisi yoktur tıpta. Onun özellikleri neler borderline'ın? Yani borderline kişilik bozukluğunda işte hareketlerinden asla vazgeçmez, toplumu huzursuz ettiğinin farkındadır. Hani ona çevresindekileri, yakınlarındakini hep bu şekilde rahatsız edici, hani kendine göre hep aynı konuda değil de farklı farklı kişilik özelliklerinde olabilir. Hani bu şeyin filmi vardı, Glass filmi, Bruce Willis'in oynadığı. Evet. Orada da çift kişilik, çift karakter. Onu mu diyor? Bir öyle oluyor, bir böyle oluyor. Ya borderline genelde kendi çevresinde hep uyumsuz hareketlerle gider ama hiç kendisini kabullenmez, hep öyle devam eder. Ama bilmiyorum, ben daha çok hani gelin kaynana programlarındakiler gibi hani sırf olay olmak, fenomen olmak için hani tarz geliştirmiş diye düşünüyorum açıkçası. O durakta bekleyen de onun öğrencisi mi yoksa o rastgele? Herhangi biri, sosyal deney olarak. Ama otobüste vardı bir tane mesela. Kamerayla gidiyor. Otobüste yaşlı amcaya doğru işte cam açmak için yorumlar falan yaptığı var. Yani biraz kameraya çekmiş değil mi bunları? Kameraya çekmiş. Kameraya nasıl izin olmadan çekebiliyor? Bir de bu mahremiyet olayı var. Değil mi? Ya bazı videolarında önceden böyle bir şey yapacağım size, normal tepki verin diyormuş. Peki siz bu şahsı tanıyorsunuz. Ben bu konu hakkında Instagram'dan ulaştım kendisine, yayıncı olduğum için. Kabul etti görüşmeyi. Yani sizin bu konu hakkında konuşmayı çok istemenizin sebebi bu şahsın çok fazla hani rağbet görüp çok izlenmesi mi? Hani mesela şu anda bu sohbetimizin sizin için amacı nedir? Aslında ben de nasıl bir nihai noktaya varmak? Yani tedavi edilebilirliği açısından yorum almak mı sadece? Şimdi şöyle bir şey. Bizim yaptıklarımız benzemiyor. Ancak ben de dışarıda güzel bir hanım gördüğüm zaman bile usulünce selamımı verip tanışabiliyorum. Bu konulara ilgiliyim ama bunu insanları korkutmadan ve sosyal normların dışına çıkmadan yapıyorum. Ve bunların da yapılabileceğini insanlara düzgün bir dille, edepli bir dille öğretiyorum. O yüzden konular benzediği için ben Yasin'de çok fazla yanlışlar gördüğüm için yanına gittim. Biraz abilik yapmak istedim kendisine. Belki anlar diye. Bir yandan da şeyi merak ettim. Ya acaba rol mü yapıyor? Gerçekten böyle mi? Videoda yanına giden peki kimdi? Hani o ben uzun size videoyu en son 3. videoyu atmıştım. Belki onu izlememişsinizdir bir kafede. Yok, kafede değil. Ev ortamında bir de giden vardı yanına. Eve giden. O bir YouTube fenomeni. O ben değilim. Anladım. Siz ama bu şahsı videoyla ilgilen şahısla tanıştınız ama yani. Yasin'le mi? Evet. Yasin'i ben 2 gün önce video çekmeye gittiğim zaman ilk defa gördüm. Evet, tanıştım. Ben aslında bir abisi olarak, bak sen kendini bu şekilde çok rezalet bir şekilde gösteriyorsun. İnsanlar evet, senden dalga geçiyor. İleride insanların bu tepkileriyle senin bunalıma girersin. Bak işe girerken sıkıntı çekersin. Bunları yapacaksan bak düzgün şekilde yap. Sana öğreteyim. Yapmayacaksan da bu şekilde yapma. Ya psikolojik sıkıntın var mı diyorum. Tedavi teşhisin var mı diyorum. Yok diyor. Benim tavsiyelerime kulak tıkıyor. Ben iyiyim zaten diyor. Ben bu adama ne diyeyim? Ben bir abisi olarak onu uyarmaya gittim. Ben iyi niyetle gittim oraya. Baktım olmuyor. Sonlara doğru biraz trolleye vurdum. Dost da acı söyler. Dedim, orada oturan kişi siz miydiniz? Video ben kamera arkasındaydım. Beni görmediniz. Ha, anladım, görmedik. O videoyu izlemediniz siz galiba. O en son atmıştım. Yani bir abisi olarak gittim. Bakayım anlayacak mı diye. Belki farklı bir insandır. Hani kamera karşısında farklı oynuyordur.
Ha şunu da söyledim. Bak dedim, sen bunu rol yapıyorsan ve prim kasıyorsan, bu şekilde %100 kötü ün sana iyi olarak dönmez, para olarak dönmez dedim. Seni sirkteki cüce olarak gelirler, izlerler, giderler dedim yani. Instagram'da ama bir sürü takipçisi var galiba bu adamın. Çok var, çok popüler yani şu an. Ama insanlar gülmek için izliyorlar. Kendini rezil ettik diye 35 bin. bayılıyorlar. 35 bin. Çok da fazla değil, sayılmaz Türkiye şartı. Bu hani Köksal Baba vardı, ona benziyor bu biraz ya. Ya benziyor. Köksal Baba'nın ama durumu çok yani açık, ne hastalığı var bilmiyorum da. Sizin Instagram hesabınız varsa biz sizi takip edelim. Uğur Bey'in yok galiba. Benim Instagram, yani kişisel Instagram'ım yok. Ama yani Gentleman Kulübü'nün Instagram'ım var. Bir de YouTube kanalım var benim. 20 bin kişiden fazla. Fatih Bey size verebilir. Zaman zaman podcast çekebiliriz. Güzel olur benim için de, müsait olursanız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama diyorsunuz ki bu Yasin taklit yapıyor gibi geldi bana diyorsunuz. Ya o Yasin Bey, bence birileri döver onu ya. Hani bayanları, yani öğrencim diye gösterdiği bayanların düştüğü konuma kadar. Adnan Oktar'a mı özenmiş bu yani... kediciklerin? Hayır. Yani ona bile gerek yok. Ona bile gerek yok. Yani çok hater, nefret eden kişi kazanıyor. Yani buna kıl olan biri yolda görse veya ben senden eğitim alacağım diye bir yere çağırsa döver, manyak mı yok yani? Eğitime gidiyor mu insanlar böyle day game Abi eğitimine? sanmıyorum ya. Bak olay ne biliyor musun? Diyor ki ben yüzlerce kişiyi evlendirdim diyor. Allah. Adam Çok çirkin hareketler. Orada mesela öğrencim dediği kızlar var böyle yaşça küçük. O da gezdiriyorlar orada iç çamaşırlara kadar, siz yani görmüşsünüzdür hani. Yani ya aslında bu biz yani normal değil ki. Yani ya normal bir değil yani. o öğrencim dediği kızların ne işi var orada o İşte zaman? ya orası o Ya. zaman o iç çamaşırlardan dolayı fuhuş evi gibi algılanıyor direkt. Şimdi ben aslında konu odası rezalet tabii ki de, ben konunun orasıyla ilgilenmiyorum ya. Ben bu çocukta zeka sorunu olduğunu düşünüyorum. Ya gerçeklerle pek bağlantı kuramıyor. Mesela insanlar buna trollüğünü, abi sayende ben evlendim diyor. Instagram'da bundan dalga geçmek için mesaj atıyor. Onu ciddi sanıyor. Peki o gelen sizin arkadaşınız mı? Hani eve girip siz Hayır, hani... ben tanımam. O videoda ben yokum. Hmm, anladım. En son günde varmış. Ya bu adam ne biliyor musun? Hani abi ben evlendim diyor. Mesaj atıyor. Bu çocuk onu ciddi sanıyor. Yani pek böyle dalga geçenleri ayırt edemiyor. Dalga geçenler ona böyle iyi bir şey söylüyor. Bu onu gerçek sanıyor. Diyor ki Tinder uygulaması beni engellemeye çalışıyor. Beni kapattırmaya çalışıyor gibi bir hezeyan, bir delüzyon yaşıyor. Bunlara ne dersiniz İnce Hanım? Evet, Ezeyan'a ne diyorum bu yani çeşitli flört Beni uygulamaları buna. işten çıkardılar diye ona taktı uzun süre. Ne En diyorsun? son ne demiş? Onayı kaçırdım, bir daha tekrar edebilir Evet. misin? Tinder var ya, insanları Evet. eşleştiriyor böyle. O Aha. Tinder uygulaması bunun kanalını kapattırmak için çok para harcıyormuş, haber yaptırıyormuş. Ya bir insan buna nasıl inanabilir? Bence o yani hezeyan da değil. Bence o ilgi çek şeyi, hani fenomenlerin ilgi çekmek için yaptığı şeyler, hani karalama kampanyaları gibi düşündüm ben açıkçası. Hani kendine ilgili üzerine çekmek için herkes benimle uğraşıyor, benimle ilgileniyor gibi. Yine o hani takipçi sayısını arttırmak için tribünlere oynamış oluyor gibi düşündüm onu hareket. Tamam. Tamam. Benim sorduğum sorulara tamamen alakasız cevaplar veriyor. Ben ne sorduğumu unutuyorum. Bundan mı bilerek yapıyor acaba? Bilerek yapıyor olabilir bence. Yani Olabilir. hangi soruya hangi cevap verdi? Sanki orada gördük mü biz? Ya alakasız sorular, alakasız cevaplar veriyor. Her neyse, sizin fikrinizi anladım ben ama bir zeka eksikliğinden şüphe ediyorum ben ya. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Veya sosyal zeka eksikliği, duygusal zeka mı diyorlar ona? Duygusal zeka eksikliği olabilir ama hani bizim Türkiye şartlarında ben hani TikTok'ta, Instagram'da böyle video çekenlerin bunun da çok üst düzeyinde olduğunu düşünmüyorum zaten. Toplumun hani genelinde de zaten ilgi çekmek için çekilen bu tarz videolarda hani herhangi bir konuda daha üst düzey değil. Anladım. Evet. Yani seviye olarak hepsi zaten hani bu seviyenin çok üzerinde görmüyorum ben. Türk toplumuna hitap eden bir şey ama sadece ahlaki değerlerimizi
için sıkıntı çıkarabileceği için kendini dövdürtecek tepkiler alabilir. Ya böyle bir kişiyi işe alırlar mı sizce? Almaz. İnternette. Ben bunların tehlikelerinden bahsettim işte kendisine. Yani ben görevimi yaptım, gittim bilgilendirdim. Evet. Ama o takipçilerinden para kazanıyor olabilir, bilemiyoruz. Yani izlenmeden bir şey kazan. Ya o nereden para kazanacak biliyor musunuz? Canlı yayın açacak TikTok'ta, buna tuhaf hareketler yapacak diye para atacaklar. Ama o da kaç dönem sürer bilmem. Onun da bir popülerlik evresi oluyor. Onlar da eskiyor, insanlar sıkılıyor, bırakıyor. Hayır, oradaki ama kızları parayla mı tutmuş acaba? Hani hangi kız Yasin'in, bu hareketleri yapar değil mi? Yasin'in parasının olduğunu ben sanmıyorum. Zaten işten atılmış. Bilemiyorum. Her neyse, ama ben şahsi fikrimiz üzerine zaman geçirmiş biri olarak söylüyorum. Ya anlama sorunu var bence. Kesinlikle var. İkincisi, o çocukta yoğun bir anksiyete problemi var. Yani o kesin. Yani anksiyetesi olmayan, normal düzeyde olan bir adam o kadar anksiyeteli davranamaz. Arada bir normale döner. Bu hiç normale dönmüyor. Reset atmamız lazım. Ama kendi içinde mutlu olmasa bu kadar video yayınlayıp Instagram kanalı açmaz. Kendi yaptığı hareketleri bence çok beğeniyor. Yoksa hani bu inflasyonu devam ettiremez yani. Ben o mutsuz olsun demiyorum ki. Yeni yayınlar yapmaz, yeni içerikler bulmaya çalışmaz. Hani gerçekten hani sizin düşündüğünüz kadar vahim olsa belki bizden daha mutlu bile olabilir kendi iş dünyasında. Ya mutlu olsun zaten. Ne kadar az bilirsen o kadar mutlu olursun. Ne kadar farkında olmazsan. Ama ben Yasin dediğin gibi zekasında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Gerçeklikten kopmuş. Bazı şeylerde inanıyor. Onun dışında ne demiştim? Ya ve normal hareket etmiyor. Elleri kolları olsun. O da anksiyeteye işaret. Yüzü olsun. Adam gülmüyor ya. Adam çok çok sert. Bu sert mizaç anksiyetesi yüksek bireylerde olur. Kendimden biliyorum. Hep sert görünürsün. Çünkü yüz kaslarını gülmeye oryantasyon bile sağlamamıştır. Yani başından kötü şeyler geçmiş. O sertlik, o travmanın yarattığı, o suratında şeyler kalmış. Gülmüyor ki adam. Yani bir kere iletişimin iyi olması için, yani bir kişiyle konuştuğun zaman belli şekilde onu karşılarken gülümsemen lazım. Bir sıcaklık göstergesidir. Adamda bunlar yok ki. Evet. Fatih Hocam, senin bu şahıs hakkında bir doktor olarak farklı bir şeyin var mı? Yorumun olacak mı? Katılıyor musun? Vallahi yani dediğim gibi, İnce Hanım'ın dediği gibi yani tribünleri oynuyor bence. Tribünleri oynuyor. Rating amacıyla. Bence burada yaptığı şey... davranışlar o ulan bu adam gerizekalı mı gibi sorduğunuz şeyler tiyatro mu? Vallahi onu şimdi şöyle, yani psikolojide de var bu. Normal taban değer denen bir şey var. Bu adam mesela normal günlük yaşamında bir izlemek lazım. Ne yapıyor, ne ediyor? Onlarla bir yapmasının arkasında iten motivasyon unsuru. Kusura bakmayın ya. He, sen şeyden bahsediyorduk. Yani bu adamın arkasında iten normal motivasyon unsurunu araştırmak lazım yani. Bu adam bence amacı nedir? Amacı ilgi çekmek, tribünü oynamak. Ben kale bile almıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Ne hali varsa görsün diyorum. Sizinle de aynı klas ve kalitede olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben zaten bir abisi olarak incelemeye, acı gerçekleri buna söylemeye, belki vallahi, dinler diye gittim. Valla bence tavsiye istemediği sürece kendi haline bırakmakta fayda var. Yani tavsiye isterse müdahil olmak lazım. Ne yaparsa yapsın da salak salak hareketler. Yani gerçekten komedi. Evet. Peki. Doktorlarımızın yorumu böyleydi. Yani ben işin özeti şunu söylüyorum. Yani bu Yasin, yani podcast'in asıl çekilme konusu bu. Adamı kale bile almıyorum. Biz bunu yani değerlendirmeye bile, vakit geçirmeye bile kale alacak bir olgu olarak görmüyorum. Kendi haline bırakılması taraftarıyım. Kendi kendini imha eder diyorsun. Ya yani bence de tavsiye istemediği sürece bence şey yapmamak lazım, bulaşmamak lazım yani.
ne yaparsa yapsın yani. Sonuçta sizin klas ve kalitenizde, bilgi birikiminizde kitap yazmışsınız o kadar. Bir eylem, bir efendime söyleyeyim, bir birikim var, bir dönüşüm var. Bu adam şaklaban. İnsan ilişkilerine bence hakaret boyutunda. Hakaret hani, boyutunda. Toplum yapısına ters. Yani. Ya şimdi Canan Karatay gibi. Yani baştan çıktı işte kolesterol ilaçları şöyle zararlı. Yumurtayım bilmem ne oldu. Canan Karatay nerede? Piyasada yok. Canan Karatay ne oldu? Parasını dolandırıcılara kaptırdı yani. Ya onu söyleyeceğim. Yani bizim toplum böyle aykırı şeyleri çok seviyor. Ya sence bu Ajdar gibi bir şey mi? Ben çok benzettim. Ajdar da mı hastaydı? Ya da o da mı trollü? O da galiba öyleydi. Aynen. İnci Hanım ne düşünür Ajdar hakkında? Hani bu şarkıcı mıydı bu? Neydi Ajdar? Belki İnci Popstar, Popstar Ajdar. Popstar yarışmasında bir Ajdar diye birisi vardı. Ben onu bilmiyorum. Belki. Ben hatırlamıyorum. Çok takip etmedim. Bilmiyorsa bir ara fenomen oldu. Sesi iğrenç ama popstar olduğunu düşünüyordu. Bir ya, bakayım başka bir sohbetimizde konuşuruz. Yani bu fenomen falan. Ben de o yüzden ya. Yasin'i bunun ajdarı olarak ilan etmiştim. Öyle. Ya vallahi bu fenomen falan değil yani. Fenomenin feysi bile değil. Onu sorarsanız yani. Fenomen demek için belli kriterlere sahip olması lazım. Böyle. Şimdi Yasin'le alakalı son şeyi söyleyecek olursam, ister bilinçli yapıyor olsun, ister tiyatro veya bilinçsiz yapıyor olsun, bu çocuk kazanacağı, belki de TikTok'tan buna para basacaklar eğlencesine. Böyle şey, kafesteki maymuna muz atarlar ya, öyle yani, atacaklar. Bir ara yolunu bulacak bu çocuk. Ondan sonra popülerliği geçirince bir kenara atılacak. Ama internetteki bu rezillikleri ömür boyu onu takip edecek. Ne iş bulabilecek, girdiği her yerde dalga geçilecek, zorbalanacak, kendi hayatını kaydırmak üzere şu an çalışıyor. Ben bunu diyorum. Yani o Instagram'ına yazmış ilişki koçu, flört koçu falan da, yani bunun flörtlükte falan ilişki koçuyla alakası yok. Bir de buna gidip eğitim alacaklardı, bence aklından şüphe ederim. Yani buna kimse yani almıyor zaten. Ha, gidip de buna yani tenezzül edip işte ben eğitim alayım, işte ben bunun dediklerine göre hareket edeyim vesaire, başarılı olacağını da düşünmüyorum açıkçası.